Dair Abdullah Güler konuşalım. Kiminle konuşalım? Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu bizlerle birlikte. İbrahim Hocam merhaba, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına. Hoş bulduk, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. En düşük emekli aile, gözümüz kulağımız buradaydı. Haftalardır konuşuyoruz, ne oldu, ne olacak, emekliye yetecek mi diye. 12.500 TL oldu ve Abdullah Güler basın mensubu arkadaşlarımız sorularına yönelik de dedi ki işte bütçe el vermiyor, bütçede yeterli kaynak yok gerekçesini gösterdi. Yeterli bir gerekçe mi sizce? Olması gereken rakam bu muydu? Yani olması gereken rakamın bu olmadığını biliyoruz. Şimdi orada bir kritere bağlanması gerekiyor. Bu ücretlerin, asgari ücretinde, emekli ücretlerinin de. Yani ya şeffaf ve üzerinde iktisat dünyasının, bilim dünyasının uzlaştığı bir işte açlık sınırı, yoksulluk sınırı falan gibi bir rakam belirlenecek. O rakam baz alınacak. Ya da işte bu tartışmalar her zaman olacak. Şimdi bu kadar el verdi ki bununla yaşayın. Şimdi bu bir hükümetin üstlenmesi gereken sorumluluğu üstlenen bir tavır değil. Yani ben elimden gelen bu, bir gerisi işte artık Allah'la sizin aranızda ne yapıyorsanız yapın diyeyim. Bir üstlenmişlik yani 3 milyon 4 milyona yakın emekliden bahsediyoruz. Aileleriyle falan birlikte düşündüğünüzde bu rakam 5 milyonları geçecektir. 5 milyon insanı şu an için hükümet kaderine terk etti. Ne kadar zaman? 6 ay daha kaderine terk edilmiş olarak bu insanlar yaşam mücadelesi verecekler. Şimdi eğer milyonlarca insanın göz göre göre bir şey yoksulluk sınırının altında, taşlık sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi vermesine hükümet olarak seyirci kalıyorsanız zaten ortada başlı başına bir sorun var demektir. Yani bu sadece bütçeye sığınarak, bütçe gereklerine sığınarak bunu yönetemezsiniz. Çünkü sonunda elinizde bir bütçeniz var. O bütçeyi sürekli gelen vergi artışlarıyla işte bu yurt dışı harcı da böyle destekliyorsunuz. Şimdi burada bir siyasi karar söz konusu, siyasi tercih söz konusu. Bir elinizdeki fonları, kaynakları nereye harcayacaksınız? Hangi kaynaklara ayıracaksınız? Bunun ne kadar kısmını emeklilere ayırmak istiyorsunuz? Ne kadar kısmını onun dışındaki harcamalara ayırmak istiyorsunuz? Şimdi burada hükümet bir siyasi tercih yapıyor ve emeklileri kelimenin tam anlamıyla kaderine terk etti. Görmezden geldi, ihmal etti onları. Uzun zamandır bunu yapıyor. Bir süre daha yapmaya devam edeceğim dedi. Şu bugün yapılan açıklama, yani 2500 lirayla aslında bir haftalık pazar alışverişini karşılayacak bir şey ama hala 3 haftalık pazar alışverişi duruyor. İşte kiraysa kirası duruyor, elektriği, doğalgazı vesaire falan, suyu, ulaşım giderleri, iletişim giderleri, çok sayıda bir şeyin, medeni bir insanın yaşamını sürdürmesi için gidere ihtiyacı var ve 12.500 liranın bunları karşılamaya yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Dolayısıyla hükümet bugün hani çok konuşulacak falan ama dediği şu: 5 milyon insanı ben kaderine terk ettim. Onlar için yapabileceğim hiçbir şey yok. Kaderinizle baş başasınız. 6 ay sonra yeniden bakarım. Eğer Allah bize verdiyse biz de size veririz dedi. Ve bugün itibariyle 5-6 aylığına tekrar bu 5 milyon insanı kaderine terk etti. Peki sizce bu zammı yapmak zorunda mı kaldılar? Yani muhalefetin yaptığı, düzenlediği mitingler, yaptığı çağrılar, işte sendikaların çağrıları, açıklamaları, yükselen sesler nedeniyle mi bu yapılmak zorunda kaldı sizce? Çünkü çok uzun süre beklenildi. İşte ne olacak diye çok konuşuldu. Uzun bir değerlendirme sonrasında biz bu rakamı duyduk bugün. Doğru. Şimdi emekliler yaşları itibariyle aslında en az siyasallaşan meslek grubu ya da sosyal grup, öyle demek lazım. Yani biz zaman zaman fındık üreticilerinin siyasal eylemler yaptığına şahit oluruz. Gençlerin ya da kadın hareketinin siyasal eylemlerine şahit oluruz ama emeklilerin bu tür mitingler, gösteriler falan yaptıklarına çok fazla şahit olmayız. Ama emekliler siyasallaşmak zorunda bırakıldı bu ülkede. Bu netice verdi. Eminim ki AK Partililer sokakta dolaşırken de yaşlı bir insan gördüğünde mutlaka tedirgin oluyorlardır. Şimdi bu amca ya da teyze emeklidir ve kesinlikle emeklilerle ilgili bir şikayette bulunacak diye. Bir kamuoyu baskısı oluştu gerçekten. Yani CHP'nin yaptıkları da burada değerliydi. Aslında bütün muhalefetin, toplumsal muhalefetin yaptıkları da değerliydi ama sonunda
Şunu da kabul etmek lazım. Yani bunca baskı kuruldu da ne oldu? Yine kaderine terk et demekler. Oy evet, kaygısıyla mı yapıldı? Artık hani bir seçim olmadığı için oy kaygısı falan diyemeyiz ama sonunda üzerlerinde büyük bir siyasal baskı oluşuyor tabii dedim. Yani şimdi milletvekilleri, il örgütleri, ilçe örgütleri falan sokağa çıktığında bu insanlarla yüz yüze geliyorlar ve o insanlar her bu milletvekili AK Parti il ilçe teşkilatlarının yöneticilerini gördüklerinde durumlarından şikayet ediyorlar ve bu toplumsal baskılar aşağıdan yukarıya geliyor ve işte AK Parti'nin üst düzey yöneticileri nereye giderse gitsinler. Bu emekliler bizim üzerimizde büyük baskı kuruyor. Emeklilerin sorunu çözmemiz lazım. Yoksa kamuoyunda bütün kamuoyunu aleyhimize döndürecekler. Çünkü emekli dediğiniz insan son tahlilde toplumun içerisinde insanlar. Onların çocukları var, torunları var, hısımı var, akrabası var. Yani onların kaderine terk edilmiş olması, sefalete terk edilmiş olması bütün o aile ve sosyal çevresinin de kanaatlerini etkileme potansiyeline sahip. Diyelim ki sadece öğretmenlerle ilgili bir şey olduğunda o öğretmenleri ilgilendiriyor belki. Ama emekliler falan olduğunda hepimizin ailesinde, etrafında çok sayıda emekli insanlar var. Öyle olunca da bu herkesi ilgilendiren bir şey. Bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden emeklilerle ilgili tartışmalar genellikle hükümetlerin korktuğu tartışmalar. Diyelim ki bu tartışmalar bu yoğunlukta seçimden önce yaşanıyor olsaydı hükümet çok daha zor durumda kalırdı. Ama artık seçimler bittiği için de önümüzdeki 4 yıl boyunca seçim olmayacağı için şu an çok fazla oy kaygısıyla hareket etmiyor. Ama sonunda biz günün birinde sandık gelecek ve bu şey kamuoyu baskısının ve kamuoyu kanaatlerinin çok hızlı biçimde dönüşmesini de hiçbir siyasal parti ve iktidar arzu etmez. Evet İbrahim Hocam, seçimler bitti ama tabii bir taraftan erken seçim tartışmaları var. Öbür tarafta pek çok anket şirketinin sorduğu sorular var, yaptığı araştırmalar var. Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz şeklinde o sorulara verilen yanıtlarda oy oranının önceki seçimlerden daha da giderek düştüğü gözleniyor. Belki bu sürekli de AK Parti'nin de anket yaptırdığını biliyoruz. Bu anket sonuçları da giderek onun üzerindeki baskıyı belki artırmış olabilir. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Ve şunu da sormak isterim. Şimdi siz az önce dediniz ki emekli, torunları dediniz. Az önce sizin yayınınızdan önce bizim arkadaşlarımız Meral Dan Yıldız kameraman arkadaşlarımla birlikte emeklilere mikrofonlarımızı uzattı. Emeklilerimizden biri dedi ki ben torunumun yanına gitmeye utanıyorum dedi. Parayı aldığım zaman. Çünkü para kalmıyor dedi. Ve maalesef emeklimizin durumu böyle. Bir kilo meyve alamıyor. İşte yumurta almaya gidemiyorum diyor. Emeklimiz annemin babamın mezarına bile gidemiyorum dedi. Para yetmiyor. Çünkü 800 lira gidiş dönüşte 800 lira açıklamasını yaptı mesela. Neye yetecek bu rakam?